Ezgi'nin ödevi metni cevapları ve soruları, Bilim ve Kültür Yayınları 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı sayfa 256-257-258-259-260-261-262-262-263, Kişisel Gelişim Teması, Ezgi'nin Ödevi Metni Cevapları, 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları sayfa 256 cevabı. Hazırlık 1. defterinize yazdığınız meslekleri arkadaşlarınıza okuyunuz. Cevap, yakın çevremde doktor, mühendis, öğretmen, esnaf gibi farklı meslek dallarında çalışan kişiler bulunmaktadır. İkinci metnin görsellerini inceleyip konusunu tahmin ediniz. Cevap, Ezgi'ye verilen ödevin Ezgi'nin yapması ve bunu sınıftaki arkadaşlarına sunması. Bir bölüme özetlenen, kısaca anlatılan metni, nokta lama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz, Ezgi'nin ödevi. Ezgi okuldan eve geldiğinde çok heyecanlıydı. Öğretmeni ona ve sınıf arkadaşlarına bir ev ödevi vermişti. Ödevin konusu hayatlarında yer alan önemli konulardan bir tane seçip sınıf arkadaşlarına çeşitli yollarla anlatmalarıydı. Ezgi de nasıl bir konu seçeceğine bir türlü karar veremiyordu. Bu durumu ablasıyla konuştu. Ablası, Ezgi'ye meslekleri tanıtabilirsin arkadaşlarına, dedi. 2. sınıf Türkçe ders kitabı Bilim ve Kültür Yayınları sayfa 257 cevabı. Ezgi ablasına teşekkür ederek işe koyuldu. İlk önce arkadaşlarına ileride seçecekleri mesleği sorarak konuya başlayacaktı. Daha sonra teker teker her mesleğin yaptığı görevleri anlatacaktı. Anlatmak için kendine değişik bir yol buldu. O mesleği anlatırken adını hiç söylemeyecekti. Arkadaşlarının tahmin etmesini bekleyecekti. Daha sonra bazı mesleklerin özel kıyafetlerinin resimlerini arkadaşlarına göstermeye karar verdi. Ezgi'nin meslekler konusu hakkında hazırlıkları bittikten sonra okulda ödevini paylaşma zamanı gelmişti. Ezgi oldukça heyecanlıydı. İlk önce arkadaşlarına meslekler ile ilgili bilgi vereceğinden bahsetti. 2. sınıf Türkçe ders kitabı Bilim ve Kültür Yayınları sayfa 258 cevabı. İlk tanıtacağı meslek ile başladı Ezgi. Bahçelerde toprağın ve bitkilerin bakımı ile ilgilenen kişidir. Bitkileri eker ve daha sonra onların büyümesi için gerekli işlemleri yapar, dedi ve arkadaşı Aylin hemen, buldum, bahçıvan, diye bağırdı. Daha sonra ikinci mesleğe gelmişti sıra. Hayvanların sağlıklarını kontrol eden, bakımlarını yapan, hasta olduklarında onları iyileştiren kişilerdir, dedi ve arkadaşı Sarp, veterineri anlatıyorsun, dedi. Sıra üçüncü mesleğe gelmişti. Onlar iki gruba ayrılırlar. Biri trafikteki düzeni sağlar, diğeri de bizim güvenliğimizi sağlar. Dedi ve tam o sırada arkadaşı, Selen. Buldum. Polise anlatıyorsun, dedi. 2. sınıf Türkçe ders kitabı Bilim ve Kültür Yayınları sayfa 259 cevabı. Sıra dördüncü mesleğe gelmişti. Ezgi bunun için arkadaşlarına diş resimleri göstermeye başladı. Bu meslekte işte bunlarla ilgilenir. Onların kontrollerini yapar, çürüyenleri çeker, diye anlatırken arkadaşı, ben biliyorum. Diş doktorunu anlatıyorsun, dedi. Öğretmeni Ezgi'ciğim, hazırladığın bu güzel ödev için arkadaşlarının adına teşekkür ediyorum. Ezgi, yaptığı işin gururuyla sırasına oturdu. 1. Etkinlik 2. sınıf Türkçe ders kitabı Bilim ve Kültür Yayınları sayfa 260 cevabı. A. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını önce tahmin ediniz. Sonra bu kelimelerin anlamlarını sözlükten bulup tahminlerinizin doğru olup olmadığını belirleyiniz. Meslek abla ödev baba için. Cevap. Meslek tahmin, bir kişinin yaptığı iş. Sözlükten doğrulama, bir kişinin yaptığı iş, abla tahmin, kardeşin kız kardeşi. Sözlükten doğrulama, kardeşin kız kardeşi, ödev tahmin, öğretmenin öğrencilere verdiği çalışma. Sözlükten doğrulama, öğretmenin öğrencilere verdiği çalışma, bahçıvan tahmin, bahçede çalışan kişi. Sözlükten doğrulama, bahçede çalışan kişi, önlük tahmin, koruma amacıyla giyilen kıyafet. Sözlükten doğrulama, koruma amacıyla giyilen kıyafet, B. Bu kelimeleri, anlamlarına uygun olarak kullanacağınız cümleleri arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap. Bu kelimeleri uygun birer cümle içinde kullanacak olursak. Doktorluk, avukatlık gibi birçok meslek vardır. Büyük ablam bana hep iyi öğütler verir.
matematik ödevim çok zor oldu. Bahçıvan, çiçeklerin düzenli sulandığından emin olur. Laboratuvar çalışmaları için önlük giymemiz gerekiyor. İkinci etkinlik aşağıdaki cümleleri metne uygun olarak tamamlayınız. Cevap: Ezgi okuldan eve geldiğinde çok heyecanlıydı. Öğretmeni ona bir ev ödevi vermişti. Ezgi de nasıl bir konu seçeceğine bir türlü karar veremiyordu. Bu durumu ablasıyla konuştu. Ablası Ezgi'ye meslekleri tanıtabilirsin arkadaşlarına, dedi. Anlatmak için kendine değişik bir yol buldu. O mesleği anlatırken adını hiç söylemeyecekti. Ezgi yaptığı işin gururuyla sırasına oturdu. Üçüncü etkinlik ikinci sınıf Türkçe ders kitabı Bilim ve Kültür Yayınları sayfa 261 cevabı A. Aşağıdaki görselleri inceleyip olayların oluş sırasına göre numaralandırınız. Cevap: B. Yaptığınız numaralandırmaya göre defterinize, görsellerin içeriğine uygun yönergeler yazınız. Cevap: Görsellerin içeriğine uygun yönergeler. 1. Ezgi, ablasının tavsiyesi üzerine meslekleri seçti ve hazırlıklarını yaptı. 2. Ezgi, meslekleri sınıfta anlatırken arkadaşlarının tahminlerini bekledi. 3. Öğretmen, Ezgi'nin ödevini beğendi ve teşekkür etti. 4. Ezgi, başarılı bir sunum yaptıktan sonra sırasına oturdu. 4. etkinlik 2. sınıf Türkçe ders kitabı Bilim ve Kültür Yayınları sayfa 262 cevabı, aşağıdaki kelimeleri ve kelime grubunu metinde anlatılanlarla ilişkilendirip örnekteki gibi birer cümlede kullanınız. Ev ödevi veteriner karar vermek diş doktoru. Cevap: Bu kelimelerin sizler için örnek birer cümlede kullandık. Ev ödevi yapmak bazen zor olabilir ama öğrenmemize yardımcı olur. Köpeğim hasta olduğunda onu veterinere götürüyorum. Hangi dondurmayı seçeceğime karar vermek zor oldu. Diş ağrım olduğunda diş doktoruna gitmem gerekiyor. 5. etkinlik A, gelecekte yapmak istediğiniz mesleği belirleyiniz. Bu hedefinize ulaşmak için neler yapmanız gerektiğini aşağıya yazınız. Cevap, gelecekte doktor olmak istiyorum. Bu hedefe ulaşmak için üniversitede tıp fakültesini bitirmem ve uzmanlık sınavına hazırlanmam gerekiyor. B. Yazdıklarınızı gözden geçiriniz. Yazım ve noktalama hatalarınız varsa düzeltiniz. Cevap, yazdıklarımı gözden geçirdim. Yazım ve noktalama hatalarım yoktu. 6. etkinlik 2. sınıf Türkçe ders kitabı Bilim ve Kültür Yayınları sayfa 263 cevabı, aşağıdaki kelimelerde yapılan yazım yanlışlarını belirleyiniz. Kelimeleri yazım yanlışlarını gidererek yazınız. Cevap: Heyecan heyecan. Meslek meslek. Teşekkür teşekkür. Trafik trafik. Arkadaş arkadaş. Bahçıvan bahçıvan. Kontrol kontrol. Grup grup 7. Etkinlik aşağıdaki cümlelerde boş kutucukların içine uygun noktalama işaretlerini yerleştiriniz. Cevap: Ezgi, ablasına teşekkür ederek işe koyuldu. Tam o sırada Selen, buldum. Polise anlatıyorsun. Büyüyünce öğretmen mi olacaksın? Hey! Buraya gelir misin? Hayvanları kim tedavi eder? Sonraki derse hazırlık okul eşyalarını özensiz kullanan bir arkadaşınıza neler öğütlersiniz? Kısaca defterinize yazınız. Cevap: Arkadaşıma şu öğütlerde bulunurum. Okul eşyalarınızı özenle kullanmalısınız, çünkü onlar sizin öğrenmeniz için gereklidir. Eşyalarınıza zarar verirseniz, yeni malzeme almak zorunda kalabilirsiniz. 2. sınıf Türkçe ders kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Kişisel Gelişim Teması sayfa 256-257-258-296-02-621-261-263 Ezgi'nin ödevi metni etkinlik soruları ve cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.